Arif abi seni sevenlerin bayağı özlemiş. Arif abi nerede? Arif abi nerede? Arif abi burada işte. Gördüğünüz gibi. Merhabalar. Yakışıklı haliyle. Evet, neler söylemek istersin? İyilikle ilgili. İyilik, kötülük, iyiliğin. Abi şimdi şöyle bir şey. Asıl olan iyiliktir. İyilik olmadan kötülük olamaz. Zira kötülük iyiliğin yok edilmesidir. İyilik olmadan kötülüğün olması mümkün değildir. Ama iyilik tek başına vardır ve temel değerdir. Yani iyilik tek başına olabilir. Kötülük olmadan da iyilik olabilir. Bu akla uygun bir şeydir yani. Kötülük iyiliğin imha silahı diyebilir miyiz? Tabii ki doğru bir tespit. Kötülük iyiliği yok edilmesidir yani. Onun için asıl olan iyiliktir yani. Dünya iyi olabilir. Bu da gösteriyor ki dünya iyi olabilir. Kötülük olmadan da iyilik olabildiğinden dolayı dünya iyi olabilir yani. Peki dünyada bu yönde hareket eden ülke var mı ya da topluluk var mı? Abi şimdi dünyada devrimler olmuş fakat geri tepmiş Sovyet devrimi. Sovyet devrimi önemli bir devrim. Sosyalizmin hayata geçmesi. Çin'de kokuşmuş devlet kapitalizmi, aşırı bir değişik türde bir kapitalizm uygulanıyor. Küba'da bir de işte sosyalizm varsaydır, vardır. Ama asıl olan dünya genelinde sosyalizmin varoluş koşullarının hazırlanması. Onu da Marx işçi sınıfının boynuna yüklüyor yani. Dünyayı değiştirecek olan işçi sınıfıdır, ezilen sınıftır. Şu anda yani zaten akıl da şunu emreder. En alttakini koru. Yaratan yani binanın temeline kazma vurduğun zaman, binanın temelini yıktığın zaman onun üstündeki kalıntıların yaşaması mümkün değildir. Onun için kapitalizm yoluna devam etmek için, ömrünü uzatmak için işçi sınıfını korumaya almış bir ölçüde isteklerini tolere etmeye çalışmıştır. Bu manada en alttakinin korunması esastır yani. Doğada da aynı yani. Bitki olmadan hiçbir şey olmaz. Öncelikle bitkinin olması lazım. Daha sonra hayvan, daha sonra insan. Onun için en alttakinin korunması lazım. En alttaki işçi sınıfı tekrar iyiliği meselesine dönüyoruz. Benzer bir meseledir bu da. İşçi sınıfı patronlar olmadan var olabilir. Hayatını devam ettirebilir. Bu kesindir. Uygulamayla da bu kanıtlanmıştır. Sovyet devrimiyle, Küba devrimiyle patronsuz dünya kanıtlanmıştır. Yaşayabilir, üretebilir. Ama patronlar işçi olmadan var olamazlar. Onun için işçi sınıfına düşen efendisi dünyayı yaratmak. Ürettikleri değerlere sahip çıkmak ve sırtlarından artı değeri patronlara hediye etmemek. İşçi sınıfına düşen görev bu. Demokrasi varsa umut vardır abi. Demokrasi demek barış, eşitlik, özgürlük ve kardeşlik adına sürekli olarak ileriye yönelik adımlar atabilmektir. Bir önceki bahsimde videoda da dile getirmiştim. Bir ülkede din, devlet ve mülkiyet üçlüsü insanlığın temel sorunu bu üç şeyden kaynaklanıyor. Bu üç şey eleştirilmiyorsa o ülkede demokrasi olamaz. Üç şey eleştirilebiliyorsa demokrasi vardır. Din nedir? İnsan düşüncesinin bir ürünüdür. Doğru yanlış. İstediğim gibi tartışır, istediğimi alırım, istediğimi atarım. Çağın vicdanına hitap eden şeyler başımın üstünde ama çağın vicdanına aykırı olan şeyler de beni ilgilendirmez. Ben orta sahada yaşayacak değilim. Onun için devlete gelince devlet bir baskı aracıdır. Ve devlet herkesin devleti hiçbir zaman olmamıştır. Devlet şu anda dünyadaki devletler burjuvazinin devletidir. Banka borçlandırır işçiyi, köylüyü. Ödeyemez hale gelir, gelir zorla mal elinden alır, haczeder, satar, alacağını alır. Devlet onların devleti. Soyguncunun devleti yani. Onun için devlet bir baskı aracı olarak kalmak zorundadır her zaman. Ta ki yok oluncaya kadar, komünist sisteme ulaşıncaya kadar. Ama mülkiyete gelince de mülkiyeti proton gerek var. Anarşist proton
bireyci sosyalist protonla var, toplumcu sosyalist, bilimsel sosyalizmin yaratıcısı var. İkisi de şey olarak görürler, kırgızlık olarak görürler abi. Dünya insanlığın ortak malıdır, herkes eşit pay almak zorundadır mümkün olduğunca. Tamamıyla, tam anlamıyla eşitlikten bahsetmiyorum burada. Mümkün olduğunca eşitçe faydalanmalıdır. Daha fazlasına el koymak kırgızlıktır abi. Şimdi Arif abi, geçtiğimiz günde Papa Irak'a gitti. Ve onun akabinde işte o gittiği, ziyaret ettiği ülkelerde barış, hoşgörü ve birlikte yaşam günü ilan edildi. Yani buradan bakarsak, şimdi ben niye bu konuyu sordum? Az önce iyilik dedin. Yani bir iyilik noktasında hareket etti ama oysa o coğrafyada hiçbir taş üstünde taş bırakmadı. İslam coğrafyasında hepsini... Abi Papa'nın söyleyeceği bir sorun değil. Antemperyalist politikalar güdülmeden dünyaya barış gelmez. Antemperyalist politikalarla dünyaya barış gelebilir. Papa ya işte iyilik yapın falan der bir şeyler der ama kötülüğe karşı durmadan, kötülüğün önünde direnmeden dünyaya barış gelmez. Şimdi daha evvelinde yani bütün ederlerini yağmalayıp, bombalayıp. Tabii. Emperyalist politikalar giden Amerika'nın suçudur Irak'ın Suriye'nin hali. Yani bunun devamında böyle bir ziyaret bitin bir anlamı olmalı. Onu demeye çalışıyorum. Ya, yumuşatmak için ya. Kardeşim. Doğru. Bu kadar Karşı tepki yumuşatmak için. Doğrudur. Papa'nın amacı yani iyiliğin emperyalizmden kaynaklanmadığı sanki insanlardan kaynaklanmamış gibi göstermek. Yani dinin temel bir amacı vardır, o da şudur. Din mülkiyeti yaşatmak ve kutsamak için vardır. Sömürüyü, İslam zulmü, dini barış dini ise yani bir... İslam dininin barış dini olması söz konusu değil. Çünkü İslam dini bütün dinler aşağı yukarı aynıdır. Kendinden olmayana kafir der. Kafir demek de gerçekleri inkar eden aşağılık yaratık demektir. Bu manada dinler birbirini böyle suçlarken son zamanlarda bilimin dinleri çürütmesi sonucu dinler yaşayabilmek için güç birliği yapmak zorunda kaldı. Pozitif bilimin saldırılarından korunmak için. Bu ziyaretle birlikte öyle bir şey gerçekleşir mi? Öyle bir amaç var yani. İslam dünyasıyla Hristiyan dünyasının barış içinde yaşamasını sağlamak, dinin devamını sağlamak. Dine olan tepkiyi azaltmak. Ya da bunu bu projesi işte gerçek manasıyla diyelim jeopolitik hedeflerine ulaşmış olabilir ama sosyolojik hedeflerine ulaşmamış olmaması dolayısıyla böyle bir ziyaretin gerçekleşmiş olabileceğine inanıyor musun ya da yorumlar? Abi insanlar yani Hristiyanlarla barış halinde olun, onları kınamayın. Onlar sizi sömürsün. Gelişmiş Batı dünyası sizi sömürsün. Baş kaldırmayın. Dininize sarılın. Biz sizi güzel güzel sömürelim. Sosyalizmdir, bilimdir, pozitif bilimdir, uzak durun. Papa'nın amacı da o. Dini meşrulaştırmak yani. Dinin meşrulaştırılması, Batı dünyasının doğuda dinin meşrulaştırılması, dini hayatın devam etmesi Batı'nın işine geliyor çünkü doğu toplumlarını bir sömürge alanı olarak görüyor abi. Şimdi Papa'nın iki görevi. Amerika'nın zaten yeşil kuşak ölmesinin sebebi de o yani. Orayı sosyalizmi kontrol altında tutmak ve sömürü alanını genişletmek. Şimdi Papa'nın iki görevi var biliyorsunuz. Bir Vatikan'daki siyasi kimliği var. Bir de ruhani kimliği var. Evet. Ruhani kimliği. Ruhani kimliği ön plana çıkarıyor. Ön plana ruhani kimliğini mi ön plana çıkarıyor? Ruhani kimliğini ön plana çıkarıyor. Yani dinlerin barış içinde yaşaması. Abi şimdi olay şudur. Din insan düşüncesinin bir ürünüdür. Bunu bilim kanıtlamıştır. Tanrı'nın varlığından ayrı olarak Tanrı hakkında da bilim hiçbir şey söylemez. Verilerle ortaya koyar, insanı özgür bırakır. Aynı verilerle.
Birisi Allah'a inanır, kendi yere Allah'a inanmaz. Aynı veriler. Birisi aynı verileri Tanrı'nın varlığına delil teşkil ettiğine inanırken diğerler bir kısmı da Tanrı'nın yokluğuna hükmeder. Onun için din insan düşüncesinin bir ürünüdür. Marksist dünyanın dünyaya etkilemesiyle birlikte ikinci aydınlanma diyorlar Marksist aydınlanmaya. Dinler bir araya gelmek zorunda kaldılar. Savunmaya geçtiler yani. Bir araya gelip pozitif bilme, Marksizme karşı kendilerini savunmaya aldılar. Papa'nınki de benzer bir iletişim yani. Benzer bir ziyaret. Amaç da ezilen haklar sosyalizme şey yapmasın, yamak olsun Batı'ya. Batı'ya yamak olsun. Sömürelen olsun. Peki bunu bir diyelim bizim Diniyet İşleri Başkanı aynı ziyaretleri gerçekleştirse, o denli söylemlerde bulunsa. Ama olamaz şimdi. Alırlar mı almazlar mı? Onun cevabını bulmaya çalışıyorum. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı şu aşamada dinlerin birlikteliğinden, bütün dinlerin hak oluşundan, yaşamaya hakkı olduğundan bahsedecek düzeyde değil. Papa o seviyeyi aşmış. Papa o seviyeye ulaşmış ama bizim Diyanet İşleri Başkanımız dinler arası diyaloğa meydan verecek düzeyde açık fikirli. Ya da İran'daki bir molla diyelim. Gitse Hristiyan coğrafyasında böyle rahat bir şey. Rahat hareket eder. Rahat hareket eder. Avrupalılar bugün Avrupa'daki kiliseleri camiye çevirip yapıyorlar. Biz de camiye çevirseler kıyamet kopar. Biz de camiyi kiliseye çevirseler kıyamet kopar ama Avrupa'daki Müslümanlar kiliseleri camiye çeviriyor. Yani o bu kadar hoş bir bir hasbi sefer olarak çok hop görür. Hasbi sefer falan değil. Ama din batıda çok yerli yerine oturmuş yani. Bireyin vicdanı Allah'ıdır. Allah'la kul arasında kimse giremez. Vesaire bir takım hukuk kurallarıyla teminat altına alınmış kişinin vicdan özgürlüğü ve serbest bırakılmış. Ama Avrupa'nın çoğunluğu kiliseden kopmuş. Kiliseden kopuş var. Kiliseler cami yapıyorlar, adamların umurunda değil. Neyin umurunda olsun yani bu? Kiliseli camide ya bakırda yapıyor. Sen sağ ol. Ulan ciddi anlıyorsun sakınca yok. Yok ya. Öyle değil. Olsun. Herkesin inanç. Ya inançına bilgisi abi yok. İnanç. Mabet alanına saygı duymak. İnanç ne biliyor musun? Şimdi inanç güzel bir şey. Temelinde güzel bir şey. İnanç Allah'a zulmün Allah'a olmaz abi. Bak ben bunu açık söylüyorum. Evet daha önce de söylemiştim. Zulmün Allah'a olmaz ama iyilikten, güzellikten, hoşluktan yana bir tanrı olabilir. İnsanlar da ona tapınmayı hak ediyor, tapabilir de. Ama zulmün Allah'a olmaz abi. Yani insanlar dinlerin, ortaçağ dinlerinin temel amacı o zaman Arif zulmü meşrulaştırmak abi. Zulmü meşrulaştırmak amacıyla dini ritüeller kullanılamaz. Yanlış bu. O zaman yanlış. Şimdi Papa'nın ziyareti abi, ben de bunu anlamaya çalışıyorum. Daha evvelinde diyorum ki adamın ocağına incir ağacı dikmişsin. Ha, şimdi yani ediyorum. Hangi sıfatla gitmişsin yani? Onu bir türlü ben aklım almadı. Ruhani sıfatıyla gitti abi Papa. Ya ruhani sıfatıyla gitti ki işte zulmün Allah olur mu? Neden bahsedecek? Neden bahsetti orada? Ne dedi yani daha doğrusu? Ondan bahsediyor. Krallar gibi de karşılandı gayet. Dinler arası diyalog abi oradaki şey alan yani Batı'nın sömürge alanını genişletmek için bir taraftan dini ayakta tutarken diğer taraftan dinin yumuşamasını sağlamak. Papa'nın yaptığı o. Hristiyanlığa, Batı emperyalizmine karşı anti-emperyalist politikaların güdülmesini engellemek. Papa'nın amacı o yani. Onu yumuşatıyor.